Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 13. gününe başlıyoruz. 13. günde toplam ve fark formüllerini anlatacağız. Toplamda 2 videomuz olacak. Şekillere kadar yani ilk 4 sayfa ilk videomuz. Sonraki şekilli kısımda 3 sayfa yani geometri ağırlıklı kısım. O da son 3 sayfası oluyor toplam ve farkın. Onu da 2. videoda anlatacağız size. İlk dersimizde kitabımızda sayfa numarası 88, 89, 90 ve 91 işleyeceğiz ve çok güzel şeyler öğreneceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Toplam ve fark formülleri öncelikle nerede işimize yarıyor onu söyleyeyim. Böyle 75, 105 gibi garip açıların trigonometrik değerlerini bulurken e, biz bunu trigonometrik cetvele bakmadan bulamayız mesela ya da bize vermeleri lazım. Onların değerlerini bulurken bize yardımcı olacak. Mesela böyle iki özel açı şeklinde yazılabiliyor mu? Mesela 30 ile 45 toplamı 75 değil mi? Ya da işte 105, 60 ile 45'i toplamı yaz yazılabiliyor mesela. Bunlara böyle bu özel açıları toplamı şeklinde yazılabilen trigonometrik değerleri bulmak için bu işimize yarayacak. Ya da direkt sinüs A artı B'ye verecek. işte nedir? Formülü yazacağız tabii ki. Ha formülün de ispatı da var. İspatı da merak ediyorsanız böyle yakın zamanda büyük ihtimalle ispatlarım. E, geometriyle Geometri ilgili böyle bir üçgenle sinüs alan formülleri çok güzel bir şekilde de ispatlanıyor. Tamam. Bir ara boş bir zamanımda sana da ispatını yapacağım. Şimdi ama bunları da bilmek lazım. Sinüs A artı B. Arkadaş sinüs böyle dostane bir şekilde uyumlu bir kişidir. Öyle bil. Paylaşımcıdır. Yani sinüs A artı B nedir? Hocam sinüs A sin, kos paylaşıyor. Kosinüs de paylaşıyor. Sin kos artı sin kos şeklinde yazılıyor. Yani sinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs A yazdım ya burada. Burada da B'yi yazacağım. Sinüs B çarpı kosinüs A şeklinde olacak. E hocam eksilisi o zaman aradaki işaret eksil olacak. Sinkos eksi olacak. Sin kos eksi sin kos Yalnız burada AB bak sin A cos B sonra sin B cos A şeklinde olacak. Peki kosinüs valla kendine Müslüman birisi. Uyuz birisi gibi bil. Yani kosinüs kendine Rab hep bana diyor. Yani kos kos ilk önce kendini alıyor. Kos kos burada uyuzluk yapıyor ya artı ya. Burada da uyuzluk yapıyor. Yani eksi sin sin şeklinde yazıyor. Yani şurası kos A kos B sin A sin B şeklinde yazılıyor. Kos kos eksi sin sin de kosinüs A artı B'nin açılımı burada uyuz ya kosinüs a eksi b'den olacak o zaman. Yine kendini alıyor ilk. Kos kosu yazdık. Sonra uyuzluk yapmaya devam ediyor. Eksi artı yapıyor. Sin sin şeklinde de yazılıyor. E burası a burası b burası a burası b. Bak sinüs paylaşımca sin kos artı sin kos ve ılımlı. Eksilisi de sin kos eksi sin kos şeklinde. Kosinüs uyuz kendine Müslüman. Rabbena hep bana yani kos kos uyuzluğu şurada da devam ettiriyor. Artı eksi yapıyor. Cos cos eksi sin sin diyor. Eksili olunca da cos cos artı sin sin şeklinde yazılıyor. Tamam. Bu şekilde aklımızı tutalım. Tanjant A artı B'nin açılımı da şu. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Yani bunu biraz şey yapın. Çünkü çok önemli. Tanjant A artı B özellikle şekil sorularında çok kullandırılıyor bize. Tanjant A artı B'nin açılımı. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Tamam saadetin Saadettin tan tan diyorduk eskiden biz ama Şimdi o bakan gitti artık sizin aklınıza nasıl kalacak bilmiyorum. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Eksilisi de tam tersi. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. Yani şurası A burası B burası A burası B. Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. E hocam kotanjant A artı B ne? Kardeşim kotanjant da sen düşün. Kotanjant A artı B de 1 bölü tanjant A artı B'ye eşit olmaz mı? Çünkü kotanjant 1 bölü tanjantı eşitti. E bunu buradan yaparsın. Ben her zaman kotanjantta da sorsa ilk tanjantı bulurum. Tanjantı artı b'yi bulduktan sonra mesela tanjantı artı b 5 bölü 7 çıktı. E kotanjantı 7 bölü 5 çıkar deyip ona göre işlemimizi yaparız. Tamam. Evet sinüs ılımlı ve paylaşımcı. Sinkos artı sinkos. Kosinüs uyuz. Ve uyuzluk yapıyor hep böyle. bana bana. Yani kos kos eksi sinsin art, artırıyor da eksi yapıyor tancanta tan tan artı tan bölü 1 eksi tan tan şeklinde aklımıza kalsın. Mesela özel açılar yardımıyla bu değerleri hesaplayınız demiş. Ne yapacağız? Özel açılarımız nelerdir arkadaşlar? 30, 60, 45 hatta bunların 180'e tamamlayanları 150, 120 ve 135 derece değil mi? Özel açılar bunlar. Bunların trigonometrik değerlerini biliyoruz. Ben 15 hesaplayacağım. 150 ve 135'ten hesaplayalım bilirim ama dar açılardan hesaplamak daha kolay değil mi? Evet. Yani ben burada 15'i nasıl yazabilirim? 45 ve 30 şeklinde yazabilirim. Ya da 60 ve 45 şeklinde yazabilirim. Evvel 45 ve 30 şeklinde yazdım. Yani bu sinüs 45 eksi 30 oldu. Bu da nedir? Sinüs paylaşımcıydı ve yılımlıydı. Yani sin kos eksi sin şeklinde açılacak. Açılarımız da 45 ve 30 ya. 45 30 buraya yazdım. Sonra ters açı 30 ve 45 şeklinde buraya yazdım. Sonra sinüs 45 nedir? 1 bölü kök 2'dir. Çarpı. Ondan sonra kosinüs 30 nedir? Kosinüs 30 da e, normalde sinüs 30 1 bölü 2 ya. Öbürü de kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 yaptı. Sonra eksi sinüs 30 1 bölü 2'dir. Çarpı kosinüs 45 de 1 bölü kök 2'dir. E o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? Burası kök 3 bölü 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 kök 2 oldu. O zaman kök 3 eksi 1 bölü şey oldu. Aslında bir de burada kök 2 eşleniyle çarparsam kök eşleniyle çarparsam kök 6 eksi kök 2 bölü kök 2 ile çarpınca 4 mi yapıyor burası? Evet bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşım. Kosinüs 105 bu sefer de artılı. 60 ile 45'in toplamı değil mi? Evet 60 ile 45'in toplamı şeklinde yazabiliriz. O zaman burası biraz kosinüs neydi? Uyuzu değil mi? Kos kos artıyı da eksi yapıyordu. Eksi sin sin şeklinde olacak. 60 45 60 45 e kosinüs 60 nedir arkadaşım? Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 2 eksi sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 45 de 1 bölü kök 2. Bu da 1 bölü 2 kök 2 eksi kök 3 bölü 2 kök 2 yaptı. Yani bu da ne yapıyor arkadaşlar? Kök 2 çarparsam neye eşit olacaktır? Kök geçlerini çarparsam kök g eksi kök 6 bölü 4'e eşit olacaktır. Evet. Tanjant 75'e geldik. 75'ten nasıl yazılır? 30 artı 45 şeklinde yazılabilir. Dar açılardan yazalım daha kolay oluyor. E burada tanjant a artı b'nin açılımı tan artı tan bölü 1 eksi tan tan da değil mi? Yani burası 30, burası 45, burası da 30, burası da 45. Yani tanjant 30 nedir arkadaşlar? dik üçgenler aklınıza gelmezse hemen çizin kardeşim. Şöyle 30 60 90 üçgeni çizin. Burası 1 2. E, burası da kök 3 değil mi? Tanjant 30 ne yapıyor? 1 bölü kök 3 yapıyor. 1 bölü kök 3. Artı tanjant 45 de 1 yapıyor zaten. 1 bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü kök 3 yapar. Düzenleyelim. Şurası 1 artı kök 3 bölü 1 bölü aşağısı da kök 3 eksi 1 bölü kök 3 yaptı değil mi? Evet şu aşağısı bu arada kök 3 olacak şöyle. E hocam köküçler gitti. Yani köküç artı 1 bölü köküç eksi 1 yapar. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada burada bu şekilde de bırakabiliriz. Eşleniyle de çarpabiliriz. İstediğimiz şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ama bu şekilde kalsın mı? Dur bakalım köküçle çarparsam. Cevap anahtarında ne demiş ona bakayım. 3 artı köküç bölü 3 eksi köküç demiş. Aa niye böyle dediyse. Normalde cevap bu şekilde kalır arkadaşlar. Ne yapmış burada? Köküçle çarpmış. O zaman çarpınca 3 artı kök 3 bölü 3 eksi kök 3 mi oldu? Evet. Cevap bu şekilde oldu. Aslında burada bırakılması lazım arkadaşlar. Değil mi? Kök 3 1 bölü kök 3 eksi 1. Ya da bu şekilde değil de paydayı rasyonel yapmak lazım. Kök 3 artı 1 eşleniyle de çarpıp sonuca o şekilde de ulaşabiliriz arkadaşlar. Tamam. Evet geldik örnek ki ABC üçgeninde A açısı 45 derece olduğuna göre. Arkadaş A açısı 45 derece. Burada da hemen şöyle bir yapalım. A açısı 45 derece ise B ve C B artı C de kaç derece oluyor? 135 derece oluyor. Şimdi burada kos kos eksi sinsin var. A cos kos eksi sinsin. Hocam kosinüs B artı C'nin açılımı değil mi? Artı eksi uyuzluk yapıyor değil mi? Kosinüs B artı C'nin açılımı. E tamam bitti gitti. Bu nedir? B artı C'yi zaten biz 135 derece biliyoruz. Kosinüs 135 isteniyor bizden. Arkadaş 45 45 90 üçgeninde 1 1 kök 2 burası. Kosinüs 135 de ne eşittir? Eksi kosinüs 45'e eşittir. O da eksi 1 bölü kök 2 eşittir. Kök 2 ile çarparsam eksi kök 2 bölü 2'ye eşit olur. Evet örnek 2 bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Hocam sin kos eksi sin kos var burada. Açılar da bak 7a 7a 4a 4a şeklinde. Sin kos eksi sin kos nedir? Sinüs a eksi b'nin açılımı değil miydi? Evet 7a eksi 4a'nın açılımıdır. Bölü hocam 90'ı iptal ettiğimiz zaman ne oluyordu? Ya da 90'a tamamlayan açısı direkt 3A diyeyim bunun. Evet 3A. O zaman bu direkt sinüs 3A'ya eşittir. 90'a tamamlamalarda kosinüs oluyordu. Sinüs değil mi? E, bu da pi bölü 2 eksi 3 a'ya ya da hocam pi bölü 2'den 3 a çıkartırsan birinci bölgede birinci bölgede işaret artı e, o zaman fonksiyon isim değiştirecek deriz içindeki pi bölü 2'ye atınca o zaman sinüs 3 a oldu mu oldu o şekilde de diyebiliriz a yukarısı da 3 a sinüs 3 a bölü sinüs 3 a o da kaç yapar 1 yapar örnek 3 1 oldu geldik örnek 4'e. Şimdi ne yapacağız? Açacağız kardeşim. Aç bakalım ne geliyor buradan? Sin kare a artı 2 sinüs a çarpı sinüs b artı sin kare b yaptı burası. Artı kos kare a artı 2 kosinüs a çarpı kosinüs b artı kos kare b mi yaptı? Evet. Dikkat et sin kare a ve sin kare b pardon kos kare a 1 yaptı. Evet. Bunlar bir. Hocam şunlar da bir bir 1, 2 mi yaptı? Evet. 2 artı. Bak 2 sinsin artı 2 kos kos. Yani 2 parantezin alınca aslında böyle kos koslu yazayım. Başka kos kos yazayım. Çünkü kos kos artı sinsini ya da kos kos eksi sinsini biliyoruz biz. E, kos kos artı sin sin oldu burası. Burası neydi? A, B, A, B burası. Arkadaşlar bu nedir? Kos kos artı sinsin kendinden almış kosinüs. Uyuzluk yapacak eksi olacak burası. Kosinüs a eksi b'nin açılımı değil midir? Evet. Hocam ya kosinüs b eksi a ise fark etmez kosinüs içindeki eksiyi yutuyordu. Değil mi? Yani kosinüs a eksi b ile kosinüs b eksi a aynı. a eksi b'yi zaten 7 pi bölü 3 demiş. Bu böyle esas ölçüsünü bulalım. 7 pi bölü 3 ya burası. Yani 7'yi biz paydanın iki katına bölüyoruz. 1 kere 6 kalan 1. Yani burası 7 pi bölü 3 değil de 1 pi bölü 3 yani pi bölü 3 yapar. Pi bölü 3 de 180 bölü 3 yani 60 yapar. O zaman 2 artı 2 çarpı kosinüs 60. O yani 2 artı 2 çarpı kosinüs 60 da 1 bölü 2. Şunlar şunlar sadeleşti. 1 yaptı. 2 artı 1'den de cevabı 3 olarak ulaşırız. Evet örnek 4 3 oldu. Geldik örnek 5'e. Tan A verilmiş. Tan B'ye verilmiş. O şu değer isteniliyor bizden. Hadi bakalım. Sinüs A artı B'nin açılımını yapalım. Hocam sin cos artı sin kos değil miydi? Evet. Sonra burası a b a b eksi şu. Hocam bu da sin a sinkos, eksi b'nin açılımı. Sin kos eksi sin kos. Hocam a b a b. Şimdi burada ne olacak arkadaşım? Sin a kos b. Bak buradaki sin a kos b ile buradaki eksiyi dağıttığımızda sin a kos b gitti mi gitti. Sonra sin a kos b. Bu sin a kos b. A burası yanlış yazmışım. Şurası B olacak burası A olacak. Değişiyordu ya. AB yazdıysam şurası B burası da A olacak değil mi arkadaşlar? Evet sin kos artı sin cos da açıların yerinde değiştirmeyi unutmayın. Bunlar gitti mi gitti. Sonra sin B kos A eksi sin B bir, bir de eksi de çarpma artı sin B kos A oldu. Yani burası ne oldu o zaman? 2 sin B kos A'ya eşit oldu. E ben bunu bulabilir miyim? Bulurum. Tanjant A 2 verilmiş. Hemen dik üçgeni çizelim. Tanjant A 2. 2 bölü 1. 2. 1 2 kök 5 üçgeni. Öbüründe de B açısına bakalım. Tanjant B'ye de 1 bölü 3 verilmiş. 1 3 kök 10 mu yaptı burası? Evet. Şimdi 2 çarpı sinüs B. Sinüs B karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 10 burası. Çarpı kosinüs A komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 5 yapar burası da. O zaman 2 bölü kök 50 olur burası. Yani kök 50 de arkadaşım 2 bölü 5 kök değil midir? Evet. Kök 5 ile çarparsam eğer 2 kök 2 bölü 5 çarpı 2 yapar. Gitti gitti. Bu da neye eşit oluyor? Kök 2 bölü 5'e eşit olur. Yani cevabımız kök 2 bölü 5 yapar arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Hmm, ee burada ne yapacağız? Taraf tarafa toplarsam bir şey gelmiyor. Bir götüren bir şey yok ki. Sinüs x bir sinüsler gitmiyor mesela değil mi? Taraf tarafa çıkarınca da bir şey gelmeyecek. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Valla arkadaşlar sinüs ve kosinüs bir şey yapamıyorsanız en azından karesini alın. Karesini. Karesini al bakayım. Bunun karesini al. Bunun da karesini al. Hocam sin kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs y artı kos kare y yapar. Eşittir 1 mi? 1 bölü 9 mu? Evet. E, alt tarafında karesini al. Karesini alacak olursam böyle. Hocam kos kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs. Pardon. E, bu sinüs y olacak değil mi? Ya da 2 cos x çarpı sinüs y artı sin kare y yaptı. Eşittir. 25 bölü 9 yaptı burası da. Vay. Taraf tarafa toplarsam sin kare artı cos kare 1. Sin kare artı cos kare 1. Toplam 2 yaptı. Sonra şurada da 2 parantezini alırsam. Hocam burası sin x çarpı cos y eksi. Bu da cos x çarpı sin y. Ya da sin y çarpı cos x değil mi? Evet. Taraf tarafa topladım. Taraf tarafa toplayınca buradan ne geldi? 1 bölü 9. Bu da 25 bölü 9. 26 bölü 9 mu yaptı burası? Evet. Sonra ne yapacağız? 2'yi buraya atacağız. Ve buradaki de tanıtık. Sin kos eksi sin kos. Arkadaş sin kos eksi sin kos. Ama burada sin y kos x var değil mi? Evet sin kos eksi sin kos. Sinüs x kosinüs y. Bu sinüs x eksi y'nin açılımı değil midir? Evet zaten benden bu isteniyor. O zaman 2'yi öbür tarafa atalım. Hocam 2 çarpı sinüs x eksi y geldi buradan. Eşittir 26 bölü 9 eksi 2 yapar. Şu 9 2 ile çarptın 18. 26'dan 18 çıkınca 8. 8 bölü 9 yapar burası. E 2 sinüs x eksi y 8 bölü 9 eşitse sinüs x eksi y neye eşit olmak zorunda? 2'ye böldük. 4 bölü 9 yapmak zorunda. Evet örnek 6'yı böylelikle 4 bölü 9 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Arkadaş arklara böyle ne diyorduk? A diyelim şuraya da B diyelim. A benden ne isteniyor hocam? Kosinüs A artı B isteniyor. Kosinüs uyuz. Yani kos kos eksi uyuzluk yapıyordu. Artı eksi yapıyordu. Sin sin kendini alıyordu bir de kendini düşünüyordu. A B A B. Yani bana ne lazım arkadaşım? Kosinüs A kosinüs B sinüs A sinüs B lazım. Arkadaş burada güzel bir şey var. Ne var burada? Şimdi burada arc sinüs 5 bölü 13 a eşit her iki tarafı sinüsten alınca sinüs a eşittir 5 bölü 13 ye eşit oldu. Evet buradan dik üçgen çizersem a sinüs a 5 bölü 13 5 12 13'ten burası 12 13 çıkar. Burası da kosinüsünü alırsam kosinüs b de neye eşit 3 bölü 5'e eşit. Hocam dik üçgeni çizince b açısı 3 bölü 5 kosinüs 3 bölü 5 olacak. Burası da 4 oldu. Şimdi burada yerine yazarsam kosinüs a komşu bölü hipotenüs yani 13 bölü 12 çarpı kosinüs b. 3 bölü 5 yani komşu bölü hipotenüs eksi sinüs a 5 bölü 13 sonra burada yanlış mı yazdım ben kosinüs a'yı evet kosinüs a 12 bölü 13 olacak niye böyle yazdıysam 12 bölü 13 burayı doğru yazmışım evet sinüs a sinüs sinüs a sinüs a 5 bölü 13 sonra öbürü de sinüs b sinüs b de 4 bölü 5 e, hocam burası kaç yaptı 36 eksi 20 bölü 65 mi yapar evet yani 16 bölü 65 yapar. Cevap. Evet sadece elimiz çalıştı. Başka da bir şey yapmadık. Cevap bulduk. Geldik örnek 8'e. Tanjant x verilmiş. Kotanjant y verilmiş. Hmm. Tanjant x artı y isteniyor. Arkadaş tanjant x artı y neye eşittir? Hocam tan artı tan bölü 1 eksi tan tandı. Şimdi tanjant x artı tanjant y bölü tanjant x çarpı tanjant y eşittir. E ben burada bunu bulabilir miyim? E, tanjant x belli mi? Belli. Tamam. Kotanjant y 3 bölü 4 ya bu buradan ne geliyor? Tanjant y de gelir. Tanjant y de 4 bölü 3 olmaz mı? Ters olmaz mı? Olur. Gel burada yerine yaz kardeşim. Tanjant x yerine 1 bölü 2 artı tanjant y yerine 4 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 yapar. E ben bunu 3 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. E 3 artı 8. 11 bölü 2 kere 3. 6 yaptı burası. Sonra şunlar sadeleştirme yapayım mı? Bölü 6 kalsın mı? Bölü 6 kalsın. Burası da 4 bölü 6 aslında. Hani 1 eksi 4 bölü 6. O da 2 bölü 6 yapıyor. Burası da 2 bölü 6 kaldı. Bölü 6'lar gitti. Cevap da 11 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşım. Evet. Böylelikle örnek 8'i e 11 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 9'a diyeceğim ama bir özellik var. Çok güzel bir özellik. Bak. Şimdi A sinüs x artı b kosinüs x ifadesinde a ve b sayıları artı eksi 1 ve artı eksi kök 3 oluyorsa. Şimdi kök 3'e odaklanalım. Kök 3 görürsen aklına ne gelir? Hocam 30-60-90 üçgenin gelir ve 30-60-90 üçgeninde 1, 2 kök 3'ü yazarsın. Hatta tanjant 60 aklına gelir değil mi? E tanjant 60 aklına gelirse kök 3 gördüğün yere tanjant 60 yaz sonuca ulaş. Ya da hocam biz şeyi gördüysek kök 3 gördüysek belki de kök 3 bölü 2 gelecek aklımıza. Kök 3 bölü 2 de geldiyse aklına o zaman 60'a odaklan sadece. 60'a odaklanırsan o zaman sinüs 60 aklına gelebilir. Ya da 30'a odaklanırsan kosinüs 30 aklına gelebilir. Hangi saatine geldiyse hangi açıya yoğunlaştıysan o açıyı orada yerine yazabiliriz. Yani kök 3 bölü 2 yazacaksak kök 3 var ya kök 3 bölü 2 yok. Denklemi 2'ye bölüp 2 ile çarparak kök 3 bölü 2'yi de elde edebiliriz. Sanırım ikinci yol daha kolay oluyor. Şimdi göreceğiz zaten bu soruyu da iki yollu bir şekilde çözeceğiz. Bak şimdi kök 3'lü bir şey var bu ifadede. Hemen ne yapıyoruz? Hocam bunu kök 3 yerine tanjant 60 yazıyorum. Tanjant 60 çarpı kosinüs 20 eksi sinüs 20 isteniyor bizden. Tanjant 60 dediğimiz sinüs 60 bölü kosinüs 60 e çarpı kosinüs 20'si de var burada. Eksi sinüs 20 de var burada. E hocam burası ne yaptı? Sinüs 60 çarpı kosinüs 20 bölü kosinüs 60. E burada da paydalı bir var ya paydaları içitleyelim. Kosinüs 60 ile çarpalım. Eksi Sinüs 20 çarpı kosinüs 60 bölü kosinüs 60 mı yaptı? Evet. Aynı payda da yazdık. A ne geldi burada? Sin kos eksi sin kos geldi. Sinüs A eksi B'nin açılımıdır bu. Yani sinüs 60 eksi 20'nin açılımıdır burası. E bir de kosinüs 60 var aşağıda. O da 1 bölü 2. O da sin 40 bölü 1 bölü 2'den ne eşit oldu? Ters çevir çarptım. 2 sinüs 40'a eşit oldu. İşte bu şekilde kök köküç gördün. Aklına tanjant atmış geldi. Aklına gelen başına gelsin. Hemen yapıyorsun. Bak bu bir tekniktir. Ya da köküç gördün. Şimdi burada şunu bir kopyala yapıştır yapayım bakayım. Bak şu ifadeyi. Hop kopyaladım yapıştırdım. İkinci çözüm yöntemini de şurada yapayım. Hocam köküç gördüm ama aklıma köküç bölü 2 geldi. Değil mi? Köküç bölü 2 geldi. Yani dik üçgendeki köküç bölü 2 de hemen şöyle çiz de yardımcı olsun sana 1 2 köküç. Ya ben köküç bölü 2 geldi. Yani 60 60 dereceye göre hamle yapacağım. İstersen 30'a göre de yapabilirsin. Sıkıntı yok. 60'a göre hamle yapacaksam o zaman ona göre bir şey yazacağım. Burada denklemi ne yapayım? 2'ye böleyim. O zaman denklemi 2'ye böldüysem. Bu şurası da 1 bölü 2 mi yaptı? Evet. E, 2'ye böldüysem denklemi bir de 2 ile çarpmam lazım. Bak kök 3 bölü 2'ye yo burada. Yani 2 çarpı kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. 60'a bakacaksam eğer. Sadece 60'a bakayım. Sinüs gelmez mi atla? Evet. Bu sinüs 60 yapar. Çarpı kosinüs 20 yaptı. Burası eksi. 1 bölü 2 var burada. 1 bölü 2 de nedir? Hocam sinüs 30'dur. Hayır. 60'a bakıyoruz ya. 60'ın komşusu ve hipotenüsü değil mi? Evet. Kosinüs 60 çarpı sinüs 20 yaptı burası da. Hocam bu sinkos eksi sinkos. Neyin açılımı? Sinüs a eksi b'nin açılımıdır. Yani bu da 2 çarpı sinüs 60 eksi 20 yapar. Böylelikle 2 sinüs 40'a daha rahat bir şekilde ulaşırız. İkinci yol daha iyi değil mi? Bence daha iyi. Evet mesela burada örnek var burada. Kök 3 var. Hocam 2'ye böleyim. Burası 1 bölü 2 yaptı. O zaman denklemi kaçla çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Şimdi 1 bölü 2. Hop 30 60 90 çizelim de. Ona göre işlem yapalım. Şimdi 60'a bakacaksam eğer. Şurası 1 burası 2 burası kök 3 değil mi? Evet. 60'a bakacaksam eğer. Hocam 1 bölü 2. Ko komşu bölü hipotenüs oluyor. Yani 2 çarpı komşu bölü hipotenüs kosinüs 60 çarpı sinüs 50 eksi kök 3 bölü 2'de ne yapıyor? 60'a göre bakacaksam sinüs yapıyor. Sinüs 60 çarpı kosinüs 50 mi yaptı burası da? Evet. Hocam bu kos kos e, sin kos eksi sin kos. Bak ama bak sin kos eksi sin kos derken sin en başta yazdığımızda o zaman sinüs a eksi b'ye eşit olacak değil mi? Yani burası 2 çarpı sinüs neye eşit olacak? 50 eksi 60'a eşit olacak. Burası eksi 10 yaptı. Sinüs eksi 10 da eksi sinüs eşittir. Cevabımız eksi 2 sinüs 10 yapar arkadaşım. Tamam. Evet şuna bakalım. Arkadaş burada da kök 3 var yine. Bölü 2 elde edeceğim. Mavi kalemle yapayım. O zaman burası da 1 ya bölü 2. O zaman çarpı 2 dersem sonuca ulaşacağım. Şimdi dik üçgende. Bak bu sefer de şey yapalım mı seninle birlikte. Biraz önce 60'a odaklandık ya. Bu sefer de 30'a odaklanalım istersen. Dik üçgende 30'a odaklanalım. Hocam 1 bölü 2 dediğimiz nedir? Sinüs değil midir? Bak 30'a odaklanacaksam. 1 bölü 2 dediğimiz sinüs 30'dur. Yazayım 2 çarpı sinüs 30 çarpı kosinüs 50. Eksi kök 3 bölü 2 dediğimiz nedir? Hocam 30'a bakıyorum ya. O zaman komşu bölü hipotenüs yani kosinüs 30 çarpı sinüs 50 oldu. Hocam sin kos eksi sin kos oldu burası. Yani sinüs a eksi b'nin açılımı değil midir burası? Evet 2 çarpı sinüs Bak en baştaki sinüs 30 yazmışım. 30 eksi 50'ye eşit olacaktır burası. E burası eksi sinüs 20 oldu. Yani cevabımız eksi 2 sinüs 20'ye eşit olacaktır. Sinüs eksi 20 eksi sinüs 20'ye eşittir ondan dolayı. Evet cevap eksi 2 sinüs 20 oldu. Ha hocam 60'a göre bakacaksak bakacak olursak o zaman burada 1 bölü 2 yerine kosinüs 60 yani kosinüs yazacaktık. Bak o zaman kos kos eksi sinüsüne dönüşecekti. Tamam Hangi açıya bakıyorsan o açıya göre düzenle buradakine. Tamam. Ben hepsini de genelde 60'a göre düzenleyeyim. Burada mesela kök 3 var. Bölü 2 diyelim. Hocam burada da bölü 2 oldu. O zaman çarpı 2 dersem. O zaman burası 2 çarpı. Hocam 1 bölü 2 60'a bakarak gideyim. 1 bölü 2 nedir? Kosinüs 60 diyebilir. Evet. Kosinüs 60 çarpı sinüs 50 oldu. Artık kök 3 bölü 2 de sinüs 30'dur. Sinüs 60'tır pardon. Sinüs 60 çarpı kosinüs 50 oldu. Bu sinkos artı sinkoz sinüs a artı b. Yani 2 çarpı sinüs 110 yapar. Hocam sinüs 110 sinüs 70'e eşittir. Bu da 2 sinüs 70'e eşit olur arkadaşım. Bir tek sinüs de 180 hata e orada eksi olmuyordu değil mi? Evet burayı da bulduk. Geldik burayı. Arkadaşlar ne yapalım burada yine? Hocam kök 3 bölü 2 aklıma geldi. 1 bölü 2 o zaman denklemi bir de 2 ile çarpalım. Hocam 1 bölü 2. Ya bu sefer yine şeye göre bakalım mı? 30-60-90'da 30'a göre bakalım mı? Hadi 2 tane 60 yaptık. 2 tane de 30 yapalım. O zaman burası 1, burası 2, burası da kök 3 ya. Şimdi 1 bölü 2 yerine 30'a bakacak olursam ne yazacağım 1 bölü 2 yerine? Sinüs yazacağım. O zaman sinüs 30 çarpı kosinüs 50 oldu burası. Artı kök 3 bölü 2 yerine de kosinüs 30 yazacağım. Kosinüs 30 çarpı sinüs 50 oldu burası. Tabi başında da ikisi var. Sinkos artı sinkos oldu. Sinüs artı b'nin açılımı 2 sinüs 80'e eşit oldu. Öbür türlü 60'a göre bakacak olsaydınız o zaman burası kosinüs yani 1 bölü 2 60'ın kosinüs olacaktı. Kos kos artı sinüs olacaktı. Kosinüs a eksi b'nin açılımını yazacaktın o zaman da. Tamam. İstediğin açıya bak. 30'a da bakabilirsin. 60'a da bakabilirsin. 30'a baktıysan hep 30'lu yaz yalnız. Unutma. Güzel teknik değil mi? Evet. Bak. Burada kullandığımız tekniği şimdi burada yine söylüyoruz. Biz biraz önce özel üçgende kullandık ya. Dikkat. A sinüs x artı eksi b kosinüs x eşittir c ifadesinde de Pisagor bağıntısı sağlanıyorsa biraz öncekinde de aklımıza Pisagor bağıntısı geldi aslında. Özel üçgende Pisagor bağıntısı geldi. Ne yaptık? Hani kök 3 bölü 2 geldiği için aklımıza orada biz 2'ye böldük sadece. E burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? A kare artı B kare eşittir C kare oluyorsa denklemi hipotenüsü böl. Yani C kareye böleceksin. E burada mesela sorusuna bakalım. Hocam kök 3'ün karesi bak kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir kök 7'nin karesi sağlanıyor mu? Sağlanıyor hocam. Hemen dik üçgende de çizelim şöyle. Dik üçgende şurası x açısı. X açısı demeyelim pardon. Bir herhangi bir dik üçgende şuraya a açısı diyelim. Hocam burası kök 3, burası 2, burası da kök 7. İstediğin yere a açısı diyebilirsin bu arada. Hiç fark etmez. Buraya a dedim, buraya şey dedim. Ya da boş bir dik üçgen. Bu sağlandı. Bu sağlandığı zaman ne yapıyoruz? Kök 7'ye bölüyoruz. Kök 3 bölü kök 7 art sinüs x Artı 2 bölü kök 7 kosinüs x eşittir. 1 mi yapacak? Evet. Şimdi dikkat. Kök 3 bölü kök 7. Hocam kök 3 bölü kök 7. Şu açıya göre bakacaksam eğer. Hocam karşı bölü hipotenüs. Yani sinüs yaptı orası. Sinüs a yaptı. Çarpı sinüs x yaptı. Artı 2 bölü kök 7 de a açısına göre bakacak olursam kosinüs yaptı. Kosinüs a çarpı kosinüs x yaptı. Bu da 1'e eşitmiş. Hocam Sinsin artı kos kos ya da kos kos artı sinsin oldu ya. Kosinüs a eksi b'nin açılımı değil midir? Yani sonuçta bunu başa da yazabilirsin. Evet. Kosinüs a b'nin açılımı. Hocam kosinüs a eksi x'in açılımı. Bu kosinüs x eksi a da olabilir. Çünkü kosinüs a kosinüs eksi a'ya eşittir Çünkü kosinüs çift fonksiyondu. Bu 1'e eşitmiş. Kosinüs nerede 1? Hocam kosinüs 0'da 1. O zaman burası 0. Yani a eksi x eşittir 0 a eşittir x oldu. Evet bizim burada kaçımız x oldu. Benden sinüs x isteniyor. Sinüs x değeri de neye eşit oluyor? Karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü kök 7'ye eşit olur. Güzel bir tekniktir. Yani şuradaki teknikle aslında buradaki uyguladığımız teknikle buradaki uyguladığımız teknik aynı. Hemen hemen aynı kardeşim. Tamam. Şimdi de gelelim şöyle bir özelliğe. Eğer a artı b 45 derece ise 1 artı tanjant a ile 1 artı tanjant b'nin çarpımı neye eşittir? 2'ye eşittir. Ya bu gerçekten böyle karşımıza bazı özel sorularda çıkıyor. Ya yani bilirseniz yaparsınız, bilmezseniz yapamazsınız. E hocam ispatı tamam. A artı B 45 derece ise eğer hemen ne yapalım arkadaşlar burada? Ya soruları ispat tekniğiyle de çözebilirsiniz. O yüzden ispatı göstereyim. Tanjant A artı B'yi açayım isterseniz. Hocam tanjant A artı B. Tanjant 45 eşit. O zaman bu 1'e eşit değil midir? Evet. O zaman buradan tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'ye eşit. E bu ifade 1'e eşit ya. Buradan ne geliyor? O zaman bununla bunu çarptığım zaman 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B tanjant A artı tanjant B'ye eşit oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Benden şu isteniyor. Hocam çarpayım o zaman bunu. 1 artı tanjant B artı biri dağıtıyorum. 1 artı tanjant B sonra tanjant A artı tanjant A çarpı tanjant B. Tanjant A çarpı tanjant B yaptı. İşte buradan da ne geliyor arkadaşlar? Burada tanjant A artı tanjant B yerine 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B yaz demiyor muydu? Evet. Bunun yerine ne yazacağız arkadaşlar? Tanjant A artı tanjant B yerine 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B yazarsam o zaman şunlar şunlar gitti. 1 1 daha kaç yaptı? 2 yaptı. Valla size bırakıyorum. Tamamıyla size bırakıyorum. Eee A artı B 45 ise 1 art tanjant A ile 1 art tanjant B'nin çarpımı daima 2'dir. Bunu bilin. Bilmeseniz de zaten kendiniz çıkartabilirsiniz de bu şekilde. E ama bazı sorular var. Özellikle buna göre ayarlanmıştır. Bildiğiniz zaman sadece daha hızlı yaparsınız. Tamam. Mesela burada. E 12 var, 19 var, 26 var, 33 var. E, bu sayılar gıcık sayılar. E ne yapacağız hocam? Şöyle bakacak olursak. 12 ile 26 değil de 12 ile 33 değil mi? Bak dikkat et. 12 ile 33 45'e tamamlıyor. E bunlar özel. O zaman bu ikisi çarpımını ayrı bir şekilde yaparız. Sonra diğer şu ikisinin çarpımını da ayrı bir şekilde yaparız. Olay biter diyebiliriz arkadaşlar. E hocam burada neyi bulmaya çalışacağız biz? 1 artı tanjant 12 çarpı artı çarpı 1 artı tanjant 33. Onlar özel bir durum oluşturuyor ya. Onu bulmaya çalışacağız. Hocam toplamları 45 ya. E tanjant 45'i şöyle yazabilirsiniz aslında. Bak ispat tekniğini yapıyorum. Tanjant 45 eşittir. Tanjant 12 artı 33'e eşit. Tamam mı? 33'e eşit. İspat tekniğiyle yapıyorum. Çünkü aklınıza gelmeyebilir kardeşim. Bu da tanjant 12 artı tanjant 13 bölü 1 eksi tanjant 12 çarpı tanjant 13'e eşit. E 13 değil. 33'e eşit pardon. 33'e eşit. 33'e eşit. E bu 1'e eşit ya tanjant 45 olduğundan dolayı. İşler dışlar o zaman tanjant 12, bak tanjant 12 artı tanjant 33 eşittir 1 eksi tanjant 12 çarpı tanjant 33'e eşit diyeceğiz. E burada 1 artı tanjant 12 ile ben şimdi 1 artı tanjant 12 ile neyin çarpımını 1 artı tanjant 33'ün çarpımını bulmaya çalışacağım. Şu 1 yaptı, değil mi? 1. Sonra artı tanjant 33, e, artı tanjant 12, artı tanjant 12 çarpı tanjant 33 yaptı. Hocam tanjant 12 artı tanjant 33 bir yerine ne yazacağız? 1 eksi tanjant 12 çarpı tanjant 13 yazınca hocam şunlar gitti. Bir saniye tanjant 12 bunun yerine onu yazacağız. Özür dilerim. Şunun yerine bakın tanjant 12 artı tanjant 13 yerine bunun yerine bunu yazacağım. O zaman bununla bu gitti. O zaman burada ne kaldı? Sadece 1 1 daha 2 yaptı. 2 yaptı. Evet şu ikisi 2 iki yaptı. E hocam 19 ve 26 yazarsam da burada 12 ve 33 yerine aynı şeyden dolayı burası da 2 gelecek. E şu ikisi de 2. Iki. O zaman cevabımız ne olacak? 2 çarpı 2'den 4 olacak. Ha sen bunu kalıp olarak aklında tutarsan hocam direkt ikisin çarpımı 2. Iki, bu ikisin çarpımı da 2 deyip sonuca rahat bir şekilde de ulaşabilirsin. Tamamıyla sana bırakıyorum. Bakın ispat tekniğiyle de 12 ve 33 özel açılar oluşturdu. 45 dereceyi oluşturdu. Yoksa 12, 19 bir şey vermiyor. 19, 26 bir şey vermiyor. Değil mi? 19, 26 veriyor mesela 45. Ee, ya da 12 ile 33 özel bir şey veriyor. E burada da 1 artı tan olduğu için aklımıza tanjant A artı B'ye gelip tanjant A artı B'nin açılımını bu şekilde açıp sonra da ispatını yapmış bulunuyoruz. Tamamıyla sana kalmış örnek 12. 4 çıktı geldik örnek 13'e. ABC üçgen iç açıları ABC olarak verilmiş. Kosinüs A verilmiş. Arkadaş hemen bir dik üçgen çizebiliriz. Kosinüs A açısı 8 bölü 17. O zaman burası 15 yapar. Sinüs B verilmiş. B açısı da burasıysa. Sinüs B de karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. A, A açısının bütün trigonometrik değerleri belli. B açısında trigonometrik değerleri belli. C belli değil. Arkadaş ben A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum. A ve B'nin trigonometrik değerlerini buluyor, bul, bulabiliyorum muyum? O zaman C'yi A ve B cinsinden yazayım. C eşittir 180 eksi A artı B değil midir? Evet. E benden ne isteniyor? Tanjant C isteniyor. Hocam tanjant C. Tanjant 180 eksi A artı B yapar. Hocam tanjant 180 eksi A artı B de ne eşittir? 180'e tamamlayan da eksilisi oluyordu. Eksi tanjant A artı B mi olur? Evet. Yani ben tanjant A artı B'yi bulursam tanjant C'yi de bulurum. Eksilisi olacak. O zaman hadi bulalım. Tanjant A artı B'nin açılımı nedir kardeşim? Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Değil mi? Tanjant A çarpı tanjant B. Hocam tanjant A belli mi? Belli. Karşı bölü hipotenüs 15 bölü 8 artı tanjant B belli mi? Belli. 3 bölü 4 bölü 1 eksi çarpımları 45 bölü 32 yapar. E sonra ne yapacağız? Bunu 2 ile genişlesem. 2 3 6 15 ile toplarsam 21 bölü 8 yapar. Bölü 32 eksi 45. Yani 45'den 32 çıkarsak 13. Eksi 13 bölü 32 yaptı. Ters çevirip çarptığım zaman tanjanta artı b çıkmış oluyor. Ne olmuş oluyor? 21 bölü 8 çarpı bir de başa eksiği alayım. 32 bölü 13 geldi. Şunlar şunlar sadeleşse 4. O da 84 bölü 13 çıktı ama eksi. Tanjanta artı b eksi 84 bölü 13 ise e tanjant de ne eşit olacaktır? Bunun eksilisine. Yani 84 bölü 13'e eşit olacaktır. Evet örnek 13'ü böylelikle 84 bölü 13 bulduk. Geldik örnek 14'e. Böyle bir şey verilmiş. Arkadaşlar sinüs toplasak bir şey gelmez. Çıkarsak bir şey gelmez. E, karesini alacağız o zaman. Al her iki tarafın karesini kardeşim. Aldık her iki tarafın karesini. Hocam buradan sin kare a artı 2 sinüs a çarpı sinüs b Artı sin kare b geldi. Eşittir 25 bölü 16 yap. Şunun da karesini al kardeşim. Aldık bakalım böyle. Hocam cos kare a artı 2 kosinüs a çarpı kosinüs b artı kos kare b yaptı. Bu da kaç yapıyormuş? Bu da 1 bölü 16 yapıyormuş. E ne yapacağız arkadaşlar? Kosinüs a eksi b isteniyor. Kosinüs a eksi b'nin açılımını düşünsene. Cos kos artı sin sin olacak değil mi? Kosinüs Böyle ters bir alanda eksi artı yapacak. O zaman ben bunları taraf tarafa toplarsam bak sin kare artı kos kare 1 geldi. Sin kare artı kos kare 1 geldi. Yani toplam orası 2 yaptı. Artı. Şurada 2 parantezin alınca kos kos artı sin sin geldi mi? Geldi. Tam da istediğim geldi. A, B, A, B geldi. Bu da ikisinin toplamı. Topladığın zaman ne geldi? 26 bölü 16 geldi. Yani 26 bölü 16 geldi. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Hop öbür tarafa atıyoruz. Burası zaten kosinüs a eksi b'nin açılımı değil mi? Evet. Kosinüs a eksi b şurası 2 iki katı. 2 öbür tarafa attım. Bu 13 bölü 8 yaptı. Eksi 2 yapar. 16 eksi 3 bölü 16 mı yaptı? Eksi 3 bölü 8 mi yaptı? Evet. Burası eksi 3 bölü 8 yaptı. Hocam iki tanesi eksi 3 bölü 8'si. Bir daha 2'ye böldüm. Kosinüs a eksi b de buradan böylelikle eksi 3 bölü 16 geldi mi? Geldi. Evet örnek 14 eksi 3 bölü 16 yapar. Geldik örnek 15'e. X eksi y verilmiş. Hmm. Ve şu değer isteniyor. Arkadaş burada ne yapalım o zaman? Şimdi ben şunu biliyorum. Şunu bir açmaya çalışayım bakayım. Sinüs x bölü kosinüs x çarpı kosinüs y bölü sinüs y eşittir 1 bölü 2. Ha buradan güzel bir şey geldi. 2 sinüs x çarpı kosinüs y kosinüs x çarpı sinüs y'ye eşit oldu. Z benden de sinüs x çarpı kosinüs y isteniyor. Sinüs x çarpı kosinüs y isteniyor. Tamam. Sin, i̇şlem hatası yapmayayım da bazen hata yapıyorum. Kos x y. Evet. Tamam. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Valla x x y'nin değerini vermiş. Değil mi? Benden de sinüs x çarpı kosinüs y isteniyor değil mi? Ya sin kos nerede geliyor arkadaşlar? Sinüs a artı art, art b'nin açılımında ya da sinüs a x b'nin açılımında gelmiyor mu? Evet. E o zaman burada ne yapalım? Şuranın sinüsünü alalım. Yani sinüs x eksi y'nin açılımını yapalım. Sinüs x eksi y'nin açılımı. Sin kos eksi sin kos değil miydi? Evet. Hocam burası x burası y burası x değil burası burası y burası x değil mi? Aynen öyle. Hocam x eksi y zaten pi bölü 3 vermişti. Pi bölü 3 dediğimizde 60 değil mi? Aynen öyle. Sinüs 60'da kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi burada dikkat dikkat. Kosinüs x sinüs y. Kosinüs x sinüs y. Yerine ne yazacağım? 2 sinüs x. Evet bunun yerine 2 sinüs x. Evet bunun yerine bak. Şunun yerine ne yazıyorum? 2 sinüs x kosinüs y yazarsam eğer. Hocam sinüs x eksi kosinüs y. Eksi 2 sinüs x eksi kosinüs y. Bunlar aynı. Elmadan 2 elma çıkartırsam eksi elma kalıyor. Yani o zaman ne oluyor? Yani bir elma borcum kalıyor eksi sinüs x çarpı kosinüs y buna eşit oldu. O zaman sinüs x çarpı kosinüs y de eksiye böldüğümüz zaman ya da eksiyle çarptığımız zaman her iki tarafı eksi kök 3 bölü 2 gelir mi? Gelir. Evet örnek 15'te bu şekilde çıktı. Ama burada çakallık yaptık. Bak bu trigonometri de toplam farkta çok çakallık var gördüğünüz üzere. Evet güzel bir şekilde çıktı cevap. Geldik bir sonraki soruya. Artı tanjant 3x artı 6x artı 9x pi verilmiş. E, arkadaş hemen şuna a, şuna b, şuna da c diyelim. O zaman buradan artı tanjant 3x eşittir a ise tanjant a 3x eşit olacak yazayım. Tanjant a eşittir 3x. Sonra tanjant b 6x eşit. Tanjant b 6x eşit. Bir de tanjant c de 9x'e eşit mi arkadaşım? Eşit. A bu arada a artı b artı c pi'ye eşit. Bak a artı b artı c pi'ye eşit. Ben bunu kullanacağım. E burada tanjant değerleri var. Aklımıza tanjant A artı B geldi değil mi? Hemen tanjant A artı B'yi açabiliriz aslında. Bu arada A artı B ne eşit? A artı B de pi C'ye eşit oldu? Evet. Bak. Tanjant pi eksi C'ye eşittir aynı zamanda. Bu. E tanjant pi C de aslında nedir? Tanjant pi C de 180 tamamdır. Eksi tanjant C'ye eşit değil midir? Aynen öyle. Yani burası da eksi tanjant C'ye eşit olacak. Tanjant A artı B'nin açılımı. Hemen yazalım şöyle. Hocam tan artı tan tanjant A artı tanjant b yani 3x artı 6x bölü 1 eksi çarpımları 18x kare eşittir tanjant c eksi tanjant c tanjant c 9 ya burası da eksi 9x yaptı. A yukarısı 9x burası da 9x bölü de 1 var bu yukarıda eksi 1 kaldı işler dışlar yaparsam o zaman ne oluyor 18x kare eksi 1 eksi 1 artı 18x kare aslında eşittir 1 mi yaptı evet İşler işler de 1 ile 1'in çarpımı 1 yaptı. O zaman attık öbür tarafa. 18 x kare eşittir 2 yapar. x kare buradan ne çıkar? 2 bölü 18 yani 1 bölü 9 çıkar. O zaman x değeri ne olur? 1 bölü 3 yapar ama artı eksi 1 bölü 3 yapar. Çünkü x'in alacağı değerler çarpımı isteniyor bizden. 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ün çarpımı isteniyor. O zaman cevap kaç yapacaktır? Eksi 1 bölü 9 yapacaktır. Güzel bir soru. Yani sana neyi anımsatıyorsa. Tanjant değerleri var. E burada A, A artı B var. Tanjant A artı B'ye anımsatıyor. Yaptık bir çakallık ve cevap çıktı. Evet. Öyeldik e örnek 17'ye. Ooo. Tanjant A verilmiş. Tanjant B verilmiş. Tanjant A artı B artı C isteniyor bizden. Arkadaşlar şuradaki A artı B'ye ben bir N diyecek olursam Tanjant N'i bulmuş olurum değil mi? Tanjant A artı B aslında N eşit. Tanjant N eşit. Peki. Bulabilirim. Bu tanjant A artı tanjant B yani 2 artı 3 bölü 1 eksi çarpımları. 1 eksi 6. Yani burası kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Evet tanjant neyi? Eksi 1 buldum. Şimdi burası ne yaptı? Ne? Arkadaşlar tanjant. Güzel yazayım değil mi? Tanjant n artı c'ye dönüştü. Bu eksi 1 bölü 3 eşitmiş. Tanjant n artı c'nin açılımı nedir? Tanjant n artı tanjant c bölü 1 eksi çarpımları değil mi? Evet tanjant n çarpı tanjant c eşit olacak. Yani buradan eksi 1 bölü 3 eşittir. Tanjant neyi zaten ben eksi 1 buldum. Eksi 1 artı tanjant c. Tanjant c'ye de isterseniz şey diyeyim. Y diyeyim. Tamam mı? Şuraya y diyeyim. Tanjant C'ye c yazmayayım hep. Y bölü 1 eksi tanjant n neydi? Eksi 1'di. O zaman eksi 1 çarpı tanjant c. Tanjant c'ye de y dedik. O zaman burası ne yaptı? 1 artı y mi yaptı? Evet şöyle şey yapayım. 1 artı y yaptı burası. İçler dışlar yapayım. Hocam eksi 1 eksi y eşittir. Eksi 3 artı 3 y yapar. Buradan 2 eşittir 4 y yaptı. Y'yi de buradan 2 bölü 4 buluruz. Y 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 yaptı. Y dediğimiz neydi arkadaşım? Y dediğimiz olay zaten nereye y demiştik biz? Tanjant c'ye demiştik. Dur. Tanjant c'yi bulmuşuz biz. E C açısı isteniyor bizden. Hemen şöyle C'ye ait bir dik üçgen çiz. Tanjant C 1 bölü 2 mi? Evet 1 2 kök 5 üçgeni. Kosinüs C'de komşu bölü hipotenüs. Kosinüs C'de 2 bölü kök 5'e eşit olur. Ya da 2 kök 5 bölü 5'e eşit olur. Yani örnek 17'yi 2 bölü kök 5 bulduk. Geldik örnek 18'e. <laughs> ne var burada? 26, 16. 26 ile 16'nın toplamı kaç yapıyor? 40 yapıyor. Vay. O zaman ben burada arkadaşım. Bak şurada tanjant 40'ı açabilirim. Tanjant 40 yerine ben ne yazabilirim? 26 artı 16 yazabilirim. Değil mi? 24 artı 16 bak. E o zaman burada yukarıda tanjant 24 artı tanjant 16 bölü. Tanjant 24 artı 16'nın açılımını yapıyorum. Tanjant 24 artı tanjant 16 bölü 1 eksi tanjant 24 çarpı Tanjant 16 değil mi? Evet. Şunu düzgün yaz Kenan Kara. Tamam şöyle yazıyorum. Hop şöyle aldım. Evet yalnız bu büyük bölü. Hop şöyle. Ya hocam bu da küçük bölü. Şunlar sadeleşti. Ne güzel oldu. Ters çevirip çarptığımda 1 eksi tanjant 24 çarpı tanjant 16. Oldu mu arkadaşım burası? Oldu. Sonra artı 24 16. Aa 24 eksi 16. Bu da 24 eksi 16 değil mi? Evet. Artı o zaman tanjant 24 eksi tanjant 16 bölü şu tanjant 8 24 eksi 16 şeklinde yazılıyor. Tanjant 24 eksi da. tanjant 24 eksi tanjant 16 bölü 1 artı tanjant 24 çarpı tanjant 16 değil mi dostlar? Evet ee, burada da şunlar sadeleşti işte. ters çevirip çarptığım zaman artı 1 artı tanjant 24 çarpı tanjant 16 oldu. Heyecan yaptım çünkü bunlar gitti. Cevap da 2 oldu. Süper bir soruydu. Evet örnek 18. Bak verilen sayılara bakıp cambazlık yapacaksın kardeşim. Hocam 24 16 toplamı 40. 24 16 toplamı 8. Aa o zaman 8 24 eksi 16 40'ı da 24 16 diye yazdık ve soru çok güzel bir şekilde çıktı. Geldik bir sonrakine. Not demişiz böyle arkadaşlar. Ayırt edici sorularda yine bir teknik. İstersen ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Şimdi Burada özellikle trigonometrik denklemlerde bu çok kullanılıyormuş. 1 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x neye eşitmiş? Tanjant x artı 45'e eşitmiş. Niye? Tanjant x artı 45'in açılımını yapar mısın lütfen? Tanjant x artı 45'in açılımı hocam tanjant x ya da 45 artı x'i bir düşün. Tanjant 45 artı tanjant x bölü 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 bölü. 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x değil midir? Evet bak şunun açılımını yaptım. Hocam tanjant 45 1. Burası da 1. Gerçekten 1 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x e mi işte oldu? Evet. Tanjant x artı 45. 1 artı tanjant, 40, tanjant x bölü 1 eksi tanjant x buna eşit. İyi. Ama biz buradan bulduk bunu. Ama hocam tersi aklında bulursun. Şimdi tanjant x'lerde toplam geldiği zaman hani biz tanjant a artı b'yi elde etmeye çalışırız ya. Tanjant a artı tanjant b. A ben burada tam tersinden yapayım istersen. Burada da tam tersinden ispat yapayım. Hocam burada da 45 eksi x eşit olacak. E ben burada 1 eksi tanjant x var. Hani tanjant a eksi tanjant b olsaydı bir yerine biz tanjant 45 yazabilir miyiz? Evet. Burada bir yerine bir, bir yerine tanjant 45 yazınca hocam ne oldu? Tanjant 45 eksi tanjant x bölü 1 eksi Burada da ne var? Bir çarpanı var. Bir çarpanı da tanjant 45 demek değil midir? 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant x olduğundan dolayı gerçekten tan x tan bölü 1 artı tan tan şeklinde yazıldığından tanjant 45 eksi x'in açılımı oldu mu? Oldu. Yani en azından 1 artı tan bölü 1 eksi tan geldiği zaman böyle tanjant a artı b'nin açılımı gelsin. Aa hocam tanjant a yapmak için burası ne olacak? Tanjant 45 olacak. Ha bazen çakallık yaparlar mesela. Ben burada bir yazmışım ama Köküşlü bir şey gelirse de bak mesela bu teknik senin işine yarayabilir. Tamam. O yüzden dikkat et burada. <laughs> Aynı zamanda tanjant 45 eksi x'in açılımı da hani tanjant 45 eksi tanjant x tersten ispat yapıyorum burada. Bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x yazınca zaten 1 eksi tanjant x bölü 1 eksi pardon bu artı olacak burası 1 artı Tanjant x yapıyor. Çünkü tanjant 45 1 olduğundan dolayı. Ha şu verilirse bu yazılabilir. Ama bu verilirse burada biraz çakallık düşüneceksin. Tamam. Mesela burada 1 artı tanjant 50. 1 eksi tanjant 50 verilmiş. Arkadaş buraya tanjant 45 gibi düşünecek olursam. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan oluyor mu? Evet burada da bir çarpanı var ya. Burası da tanjant 45 gibi düşünürsün tanjant 45 artı tanjant 50 böyle 1 eksi tanjant 45 artı tanjant 50 olduğundan yukarısına artı olduğundan tanjant A artı B'nin açılımıdır orası. Yani tanjant 45 artı 50 yapar burası. Eşittir. Taraftan böyle 1 eksi tan tan yine sağlanmış. Tanjant A artı 20'ye eşittir burası. O zaman şurası buna eşit olmak zorunda. Yani burası 95 yaptı. A artı 20'ye eşit olur. A'yı da böylelikle kaç buluruz? A'yı da böylelikle 75 olarak buluruz. Gördün mü? Bence şu kalıbı ezberlemektense hani 1 artı tanjant 50 var ya hani tanjant 50 toplamı olduğu zaman bölüde de tanjant 50 toplamı olduğu zaman formül altına gelsin. Tan art tan böyle 1 eksi tan tan yapabiliyor musun? Tamam. E burada hocam 1 gördüm. Tanjant 45 yazabilirim. Tanjant 45 artı tanjant 50 1 eksi bak tanjant 45 artı tanjant 50 şeklinde dönüştürüp bu şekilde çok rahat bir şekilde yaptık. En azından ezbere de gitmemiş olduk. Evet 20. sorudayız. Sanırım son sorudayız tanjant 24 verilmiş, kotanjant 21 istiyor. Arkadaş, 24 verilip de 21 istenince hemen 90'a tamamlayan açısına bakılır genelde. 90'a tamamlayan açısı kaç yapıyor? Hocam, kaç yapıyor burası? 69 yapıyor. 69 ile 24 arasında herhangi bir ilişki yok. Tamam? Genelde böyle 90'a tamamlayanlara, 180'a tamamlayanlarına bakılır. 180'e tamamlayanında da böyle bir şey yok. Genelde yarım açı formüllerinde böyle yapıyoruz. Baktık, böyle bir şey olmadı. Ama dikkat et, hiçbir şey tesadüf değildir. 24 ile 21 verilmiş bana. 24 ile 21 ne? Aa, ne güzel bir şey. Toplamları 45 yapmıyor mu bunun? Yapıyor. Belki 60 da olabilirdi. Tamam. illa 45'e odaklanmayalım yani biz burada. Hocam toplamları 45 ya. O zaman ben tanjant 45'i şöyle yazabilirim. Tanjant 24 artı 21 şeklinde yazabilirim. Yani tanjant 45 1 bu da tanjant 24 tanjant 24 yerine x yazıyorum. Artı tanjant 21 tanjant 21 bölü 1 eksi çarpımları x çarpı tanjant 21 mi yaptı? Evet. Şimdi burada tanjant 21 benim canımı sıkıyor. Şuraya bir y diyeyim isterseniz. O zaman buraya da y diyeyim. Benden ne isteniyor? Bu kotanjant 21'in x türünden değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam ben y'yi bulayım en son 1 bölü y isteniliyor bizden tamam. Şimdi işler dışlar yapalım böyle. 1 ile bunu çarptığım zaman 1 eksi x y yaptı eşittir. Burası da x artı y mi yaptı? Evet. Ben şimdi y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. O zaman y'yi buraya atayım. Bunu buraya atayım. 1 eksi x eşittir. Hocam x y artı y oldu. Y parantezini alınca 1 eksi x eşittir. Y parantezinde x artı 1 oldu burası. O zaman 1 eksi x bölü x artı 1 eşittir y oldu. Ama bizim tanjant 21 y ya. Kotanjant 21 de 1 bölü y olmaz mı? O zaman 1 bölü y de ne eşittir arkadaşlar? Ters çevireceğiz x artı 1 bölü 1 eksi x mi olur? Aynen öyle. Cevap da bu şekilde çıkar. Bu da çok güzel bir soru. Ama dikkat et açılar verildiğinde 90'a tamamlayanları 180'e tamamlayanlarında özel bir şey oluşuyor mu diye bakıyorduk daha öncesinden de zaten. Bundan sonrasında da bakacağız. Baktık özel bir şey yok. Açılara bak. 24-21 toplamları ya da farkları özel bir şey yapıyor mu yapmıyor mu diye bak. Bu derste zaten çok güzel teknikler öğrendik. İnşallah bu teknikleri uygularsın. Evet böylelikle bitirdik. Yani kaçıncı gündeyiz? 13. günün birinci videosunu bitirdik. İkinci videosunda daha zevkli geometrik şekiller var. İlk o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Ne bu? Hep unutuyorum. Toplam ve fark formüllerinin ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.